Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz günlerde eşi Burak Erdoğan'la birlikte 30. doğum gününü kutladı. Geceye mutluluk kadar hüzün de hakimdi. Bakın ünlü oyuncunun doğum gününde neden gözleri doldu? Ne senden ilk kaçışım ne de ilk düşüşün yüreğime. İki Burak'la tanışmışım. Gonca Vuslateri doğum gününde neden duygulandı? Kim telefon edince gözleri doldu? Boğazım düğümlendi yani. Ünlü oyuncu anne mi oluyor? İşte ben çocuk isteyen bir koca aldım. Cihangir'deyiz. 30. doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, eşi Burak Erdoğan'la kutladığı ilk doğum gününün heyecanını yaşıyor. Çok mutluyum. Bu sene her sene böyle kalabalık bir doğum günü oluyordu. Bu sene eşim ve babalarımız şeklinde giriyoruz doğum günüme. Çünkü iş başlıyor yakın zamanda dizi. Daha ilk saniyeden bombayı patlatıyor ünlü oyuncu. İş başlıyor yakın zamanda dizi. Onun temposundan bugün bile provadan çıktım geldim. En son Yalan Dünya dizisinde sinir bozucu Vasfiye teyze rolüyle izlemiştik Gonca Vuslateri'yi. Yalnız kala kala bir yerde duvarla konuşacaksın. Ne yapacaksın yavrum, mecbur. Yok, yalnızlık değildi. Ay arpacı kumrusu gibi oturuyor, yazık be. Girdim bu artistlik işlerine, evlenemedin tabii. Gonca Vuslateri şimdilik yeni rolünü sır gibi sakladığından mikrofonu eşi Burak Erdoğan'a uzatıyoruz. Bakalım birlikte kutladıkları ilk doğum günü nasıl geçmiş? Bu sene Gonca'yla tabii ilk doğum günümüz. Heyecan mesela, var tabii. Nicelerini diliyoruz tabii ki. Alınan hediye sorulmaz ama çok merak ettik. Burak Bey eşi Gonca Vuslateri'ne ne hediye aldı acaba? Burak sonunda ben spora yazıldığım için tüm spor malzemelerimi aldı. Dolayısıyla böyle keyifli bir. Bizim çok fazla hediye şeyimiz olmadı. Biz devamlı birbirimize hediye alıyoruz zaten. Doğum günlerimizi çok normal geçiriyoruz. İkimiz de konuştuk bunu. Beklentimiz olsaydı yapardık falan dedik. En güzel şeyi yaptık. İki tane sesi güzel babamız var. Onları getirdik böyle canlı müzik falan. İkisine de şarkı söyletiyoruz. En güzel hediye bu oldu yani. Gonca Vuslateri 30 yaşını doldurdu. Gençlikten olgunluğa doğru ilk adımı attı. Geride bıraktığı yıllarda iyi ki yapmışım dediği neler var içtenlikle anlatıyor. İyi ki Burak'la tanışmışım, o ayrı bir şey. İyi ki Bizans oyunlarını çekmişiz beni müjdeyle ve Burak'la tanışmışım. O yüzden bir kez daha onu anlıyorum. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yok sevemem. Tek bir keşkesi varmış Gonca Vuslateri'nin. Anlatırken bile boğazı düğümleniyor. Keşke dediğim bir şey yok. Yani düğünümüz Atilla'yla olduğu için sen de vardın biliyorsun Özdemiroğlu'nun. Keşke bugün de olsaydı. Geçen seneki doğum günümde burada beraberdik ve keman çalmıştı kızıyla. Senin de kızı aradığında boğazım düğümlendi yani. Geçtiğimiz günlerde doğum günü için Tuna Kiremitçi, Gonca Vuslateri'ne bir şarkı yazmış, ünlü oyuncu da o şarkıyı büyük bir keyifle söylemişti. Hatta mini bir klip bile çekmişlerdi. Çarpıntısı onu her gördüğünde, öyle çok şey var ki bak sana dair. Gelen olumlu tepkiler Gonca Vuslateri'nin ayağını yerden kesmiş adeta. İnternete düşmesi, hırzı var hepsini Tuna çok hakim. Çünkü bu sektörün içinde olduğu için. Ben Tuna'nın yalnızca bu diyeti yapmasında hani ricasının olduğu bir insanım. Ama çok güzel tepkiler oldu. Çok mutlu oldum yani. Bu ne senden ilk kaçışın ne de ilk düşüşün yüreğime. Ne bu serden son geçişin ne de son küsüşün. Gonca Vuslateri yeni yaşıyla birlikte yeni planlar da yapmış. O planların arasında çocuk da var diyor. Bir sene dizi yapmadım. Bir sene sonra ilk defa yapıyorum. Bir sene, bir buçuk sene çalışırım. Ondan sonra falan olur. Önceliklerimiz biraz daha öyle. Biraz çocuk olduğu zaman dünyanın en güzel şeyi ama yeni aşk, yeni evlilik, biraz seyahat etmek, biraz dolaşmak çok aklımız diye düşünüyoruz. Ondan sonra tabii ki istiyoruz. Zaten eşi Burak Erdoğan'a aşık olma sebeplerinden biri de çocuk sevmesiymiş. İstiyor. İşte ben çocuk isteyen bir koca aldım. Yani çok mutluyum yani. Bu anlamda çok şanslıyım.